Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Bu ayetin anlamını açıklar mısınız bize? Mesih'in tüm zenginliklerinin sizin için olduğunu hatırlayın. Mesih'in takipçilerinden bir inanlının Mesih'in işlerinden daha büyük işler yapması mümkün mü? Kutsal Yazılar programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Daha önce de belirttiğimiz üzere programımızda yaratılıştan vahye tüm kutsal yazıları çalışacağız. Yuhanna kitabının 14. bölümüne ulaştık. Rabbin izniyle bugün bölümün 1'den 13'e kadarki ayetlerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce stüdyodaki kardeşimiz Yusuf kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim hayat kardeşim. Onur duyuyoruz. Rabb şey, sizi bereketlesin. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Rab sizi korusun. Yusuf kardeş, şairin biri Rabbi yüceltmek için şunları yazmıştı. Onu tanıdıkça onunla beraberliğimden daha çok keyif alıyorum. Ona yaklaştıkça ona olan özlemim daha da artıyor. Kulaklarım onun sesini duyduğunda, gözlerim harika güzelliğini gördüğünde kederim bitecek, endişelerim kaybolacak, yüreğim sevdiğimle sevinecek. Yusuf kardeş, bu girişi yaptıktan sonra bugünkü çalışmamızın konusu olan 14. bölüm hakkında sizden bilgi istiyoruz. 14. bölüm ilahi vahyin zirvelerinden biridir. Çünkü ebedi evimiz olan babamızın evi hakkında bizimle konuşan tek yerdir. Babanın evi yaratılmış bir yer değildir. Yaratılmış herhangi bir yerden farklıdır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ya dahil değildir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hariç kimsenin bulunmadığı bir yerdir. Hiçbir yer onun gibi değildir. Orası bizim ebedi hedefimizdir. Mesih'in dediği gibi, gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Mesih bizi kendisinin götürmesi gerçeğini vurguluyor. Ama o yerin konumunu sorarsak, yaratılmadığını öğreniyoruz ve yaratılmış kimse girmemiştir. Sadece Baba, Oğul ve Kutsal Ruh içindir. Mesih insan olup bir erkek olarak kilisenin damadı olduğundan ve Tanrı olduğundan babanın evine girmek onun hakkıdır gelinini de yanında götürme hakkı vardır bu harika seçim ve büyük bir lütuftur aynı zamanda bizim için hazırlanan harika ve yüce bir şandır burası bizim ebedi evimizdir yüreğiniz sıkılmasın tanrıya iman edin bana da iman edin bu ilk ayeti bize yorumlar mısınız bu ayetin daha önce Yuhanna kitabı ile ilgili bahsettiğimiz gibi iki bölümle bağlantılı olduğunu görüyorum. İlk bölüm birden 12'ye kadar olan bölümler, ikincisi 13'ten kitabın sonuna kadar. İki bölüm arasındaki fark ilk üç bölümün 13. ve 14. bölümlerle karşıtlığından da açıktır. Birinci bölümde Mesih'in gelmesinden bahsediyor ve kimse onu kabul etmedi. Bu ayette bana derken Yahudilere atıfta bulunuyor. Ayrıca 13. bölümde dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi derken de tüm dünyada ona gerçekten inananlardan söz ediyor. İnananlar gerçekten onun deyişiyle de geliniydi. Şimdi ikinci bölümü düşünün. Bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin derken 14. bölümdeki babamın evinde kalacak çok yer var. Karşılaştırırsak Mesih'in dünyevi alemi göksel bir aleme taşıdığını görürsünüz. Yuhanna 3'te İsa Nikodim'e tam olarak bunu söyledi. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Nikodim'e söylediği sözler kulağa şöyle geliyor. Sevgili Nikodim, benim dışımda kimse size göksel şeyleri anlatamaz. Cenneti gören ve oraya aitleri sana anlatabilecek kişi benim. Bu bölümde... İsa bizi yeryüzünden görsel düzeye taşır. Dünyevi alemin zirvesinin Nikodim'inde krallığa nasıl girileceğini araştırarak sorduğu krallık olduğunu söylemeliyiz. Cevap göksel yerde doğmaktadır çünkü kişi ruhtan ve sudan doğmadıkça Tanrı'nın krallığına giremez. Öte yandan... Göksel alemin zirvesi ise babanın evidir. Bu bölümde Mesih bizi yeryüzünden göksel aleme taşıdığında ya da farklı deyişle Yahudi inancından Hristiyan inancına onlara şunu söylemek ister. Tanrı'ya dindar Yahudiler olarak inanıyorsanız o zaman bana inanın. O zaman Hristiyan olursunuz. Lütfen şunu fark edin. Mesih şöyle demiyor. Tanrı'ya inanın ve bana da inanın. Ya da ilk önce Tanrı'ya inanın. Sonra bana demiyor. Bana da inanın demiyor. Diyor ki, Tanrı'ya inandığına göre bana inanabilirsin. Bu, Mesih'in Tanrı olduğunun kanıtlarından biridir. Çünkü kimse, kimse bunu söylemeye cesaret edemez. Tanrı'ya inandığına göre bana inanabilirsin. İnsanlar kim olduğunuzu sorduğunda böyle bir şey söyleyemezsiniz ama İsa söyleyebilir. Çünkü o Tanrı'nın tezahürüdür. Ayrıca Hristiyan inancı sadece Tanrı'nın mutlak ilahiliğine inanmak değildir. Petrus'un demiş olduğu gibi. Yani Yahudilik inancı sadece Tanrı'ya inanmaktadır. Evet. Hristiyan vahyi ise Mesih'in Tanrı olduğudur. Öyle değil mi Ayat kardeş? Evet. Mesih neden onlara babamın evinde kalacak çok yer var? Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum dedi. Şimdi bazı yorumcular kalacak yerleri sınıf olarak yorumlarken Rab tarafından aynı yaşamak olarak kullanılır. Aynı bölümün. 23. ayetindeki gibi biz de ona gelir onunla birlikte yaşarız. Bu bağlamda Mesih öğrencilerine ikamet etmek, yaşamak olduğunu söylemek ister gibi. Sevgili öğrencilerim, krallıkta ilk olmak için kendi aranızda yarışırsınız çünkü krallıkta kral vardır ve de diğerleri görev almak için rekabet içinde bulunmaktadır. Ama Babanın evinde rekabete gerek yoktur. Çünkü babamın evinde kalacak çok yer vardır. İkametler seviyelere göre belirlenmiyorlar. Yani çocuklar babalarının evine geldiklerinde babalarıyla aynı statüdedir ve aynı saygıyı görürler. Babanın evine girdiğimizde de Tanrı'nın çocukları olarak aynı konumda bulunmaktayız. Yani rütbe veya seviye ile değil, bolluk açısından kalacak çok yer var. Aradan sonra konukların sorularını alacağız. Sevgili seyirciler, bir ara verip ardından konukların sorularıyla döneceğiz. tekrar geri döndük ve konuklarımızın soruları için hazırız. Kimin sorusu var? Lütfen buyurun, sorun. İkinci ve üçüncü ayetler kalacak birçok yer olduğundan ve Rabbim bize yer hazırlamak için gideceğinden bahseder. Gitmesi demek, çarmıh işini gerçekleştirmesi demekse, neden Rab çarmıhtan sonra geri dönmedi? Gitmesi onun cennette yer hazırladığı anlamına geliyorsa, İsa hala orayı hazırlıyor mu? Sizin için yer hazırlamaya gidiyorum. Ne anlama geliyor? Bize çarmıhtan mı bahsediyor yoksa yerime hazırlıyor? Burada bir yanlış anlama var. İsa o kadar güzel bir yer hazırlıyor ki 2000 yıl sürüyor gibi. Hayır öyle değil. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi babanın evi yaratılmış bir yer değildir. Ne başlangıcı ne de sonu olan ebedi bir yer. Orası hazır ama Baba, oğul ve kutsal ruh dışında hiç kimse giremez. Babanın evine hiçbir yaratılmış giremez ya da yaklaşamaz. O zaman İsa bize o evde nasıl bir yer hazırladı? Evde kalacak çok yer var ama o kalacak yerler bizim gibi insanlar için midir? Hayır değil. Mezmur 115'te dediği gibi göklerin öteleri Rabbindir ama yeryüzünü insanlara vermiştir.'' Peki babanın evine girmeye nasıl hak kazanılır? Çarmıh işi, kurtuluş işi. Bir insan olarak çarmıhta ölen ve bize babanın evini hazırlayan İsa Mesih insan olarak cennete gitti. Yeni yaratılış olarak babamızın evinde öncümüz oldu ve böylece bizim için yeri hazırladı. Özetlemek gerekirse çarmıhta bize oraya hazırlamaya başladı ancak babanın evine girerek bizim için hazırlamış oldu. Kız kardeşimizin sorusu burada devreye giriyor. O halde neden geri dönmedi? Cevap, sizin için yer hazırlamaya gidiyorum demesi. Orayı kimin için hazırlıyor? Dünyanın kuruluşundan önce seçilmiş olanlar için. Seçilenlerin çoğu kurtulmadı. Şu ana kadar doğmamış bile olmayabilirler. Bilmiyorum. Ancak seçilenlerin sayısı tamamlandığında ya da seçilenlerin son kişisi Mesih'e gelip kurtarıldığında Mesih gelişini bir saniye bile geciktirmeyecek ama söz verdiği gibi bizi almak için mutlaka gelecek. Babanın evinin Tanrı'nın konut olduğu sonucuna varıyoruz ve oğul olarak sonsuzluklar boyunca yücelikler Rab İsa'ya aittir. Doğru. Ancak Mesih insanoğlu olarak babanın evine girdi. Bu sayede içeri girmemizi sağladı Kesinlikle, ve bizim için yer hazırladı. yer hazırladı. Evet geline. Kesinlikle. O Tanrı'nın tahtında bizim için oturuyor buyuruyor. Yücelik ona aittir. Sonraki birkaç ayette Mesih şöyle diyor. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Evet. Beşinci ayette Thomas, Ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Lütfen Rabbin büyük sözü olan Yol, gerçek ve yaşam beni mi bize açıklar mısınız? Tabii. Bu Yuhanna müjdesinde İsa'nın söylediği yedi büyük ifadeden biridir. Seyircilerimize diğerlerini de hatırlatalım istiyorum. Yuhanna 6'da yaşam ekmeğim ifadesi var. Bundan dört kez bahsedilmiştir. Yuhanna 8 ve 9'da İsa iki kez ben dünyanın ışığıyım dedi. Üçüncüsü Yuhanna 10'da söylediği kapı benim. Bunu iki kez tekrarladı aynı bölümde ben iyi çobanım dedi, bunu da iki kez söyledi. 11. bölüme geldiğimizde 5. ifadeyi buluyoruz. Diriliş ve yaşam benim. 14. bölümde ise 6. ifadeyi görüyoruz. Yol, gerçek ve yaşam benim. Son olarak da 15. bölüme gelince iki kez bahsedilen ben asmayım. Yol, gerçek ve yaşam benim. Bu harika ifadeyle Mesih, Kendisinin Tanrı olduğunu duyurdu. Çünkü o yol sıradan yol sıradan değil. yol değil. Eski zamanlarda tüm yolların Roma'ya çıktığı söylense de tüm yollar babaya götürmez. Babaya götüren tek bir yol vardır. O da tabii ki Mesih'tir. İsa'nın dediği gibi yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Şimdi yedinci ayetten başlayarak okuyacağım beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Filipus'un sorusu ve Tanrı'nın cevabı. Yorumlar mısınız? Filipus'un sorusu, onun ve her inanan insanın çağlar boyuncaki özlemini ifade ediyor ama onun hatası kendisinin ve elçilerin İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna tanık olma ayrıcalığına sahip olmalarıdır. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi babanın bağrında bulunan ve tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Sözünü anlamadı ve bize, bize babayı göster dedi. Bu dünyada seninle paylaştığımızdan başka bir şeye ihtiyacımız yok ama aynı zamanda da babayı görmek istiyoruz. İsa da ona Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadın mı? Tanrı'nın cevabı bir çeşit sitemdi çünkü Filipus ona ilk gelenlerden biridir. Yuhanna birinci bölümde Rabbin Filipus'u bulup ona beni takip et dediğini okuduk. O zamandan beri onun öğrencisiydi. İsa Filipus'a şöyle söylemiş gibi, ''Üç buçuk yıl benimle kaldın ve beni henüz tanımıyorsun.'' E, Rabbin cevabında yedi kez baba kelimesinin tekrarlandığına dikkat edin. Babayı Mesih'te yani oğulda görürüz. Mesih'in ifade ettiği gibi beni gören babayı görür. Cennete gittiğimizde babayı kutsal doğasının özünde görmeyeceğiz. Tanrı'yı kutsal ruhun özünde de görmeyeceğiz. Ama Tanrı'yı tüm doluluğunda yaşadığı Mesih'te göreceğiz. Yusuf kardeş okuduğumuz yerden bir soru sormak istiyorum. Tanrı ona tüm görkemiyle şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Bir inanlının Mesih'in işlerinden daha büyük işler yapması mümkün müdür? Evet çünkü İsa böyle Anlama söylüyor. Anlamı nedir? Mesih burada ilahi duasının kanıt olan işlerinden bahsediyor. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Sözlerinin doğru ve güvenilir olduğunun altını çiziyor. Sözünde duracağının güvencesini veriyor. Eylemsiz konuşan biri değil. asla değildir. boş konuşmaz. Gereksiz yalancı vaatlerde bulunmadı. Onlar Mesih'i takip ederken harika işleriyle ilahi doğasını gösterdi. Bu nedenle hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin dedi ama Mesih beklemediğimiz bir sözle bizi şaşırttı. Sadece benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak demedi. Hatta daha büyüklerini yapacaktır dedi. Genel bir yanlış anlaşılmadan bahsetmek istiyorum. Hiç kimse Mesih'inkilerden büyük mucizeler gerçekleştiremez. Hiç kimse yapamaz. Hiç kimse su üzerinde yürümedi. Hiç kimse doğuştan kör birinin gözünü açmadı ve hiç kimse mezarda dört gün gömülü olan bir cesedi diriltmemiştir. Mucizeler açısından hiç kimse Mesih kadar büyük mucizeler gerçekleştirmemiştir. Hiç kimse bunu yapamamıştır. Onun mucizeleri eşsizdir. Evet eşsizdir. Peki Mesih takipçilerinin büyük işler yapacağını söylediğinde ne demek istemiştir? Eğer söylediyse kesinlikle emindir. Mesih'in asıl işi mucizeler yapmak değildi. Çünkü Tanrı her gün mucizeler yapıyor. Yaratılış bir mucizedir. Doğum bir mucizedir. Mesih'in işi ise mucizelerle sınırlı değildir. O Ruhların kurtuluşu için harika bir işle geldi. Ruhların kurtuluşu için mesafe, zaman ve etki açısından Mesih'ten daha büyük işler yapan bazıları vardır. Mesela Mesih çocukken Mısır'a kaçtığı zamanlar dışında İsrail topraklarının ötesine gitmedi. O hizmeti sırasında İsrail sınırlarının ötesine geçmezken elçi Paulus bilinen bütün ülkelere ulaştı. Ayrıca Mesih'in hizmetinin uzunluğu üç buçuk yılken, onlarca yıldır Rab'be hizmet eden hizmetkarlar bulabilirsiniz. Ayrıca kilise iki bin yılı aşkın süredir İsa'nın işlerini büyütüyor. Etkisine gelecek olursak, birinci Korintliler 15'e göre İsa'nın öğrencilerinin sayısı 500'dü ve İsa onlara göründü dirilişinden sonra göründü. İsa ve onlara göründü. Petrus'a, Petrus'a Pentekost gününde bir vaazda tam üç bin ruhu kurtarmıştır. Bu işler Mesih'in işlerinden daha büyük işlerdir. Ancak mesafe zaman ve de etki açısından. Yani babaya yükseldiğinde kiliseyi güçlendirmek için kutsal ruhu gönderdiğinde işin devamlılığını ve yoğunluğunu mu sağlamak istedi? Buyurun. Evet, kesinlikle. Diyor ki onlar daha büyük işler yapacaklar. Çünkü o babaya gidiyor. Yine de cennetteken onlarla devam ediyor. Markus 16'da dediği gibi öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor. Görülen belirtilerle sözünü tamam. doğruluyor. Ara verip konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek üzere. larımızın sorularını almak için tekrar sizlerleyiz. Kimin sorusu var? Buyurun lütfen. 13. ayette baba oğul da yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım der. Benim adımla ne anlama geliyor? İsa adıyla bir şey dilemek ne anlama geliyor? Mesih adıyla istemek, dua etmek ve aramak ne demektir? Cümlemi Mesih adıyla cevap verin diye mi bitirmeliyim? Birçok insan buna inanıyor ve bu yüzden her duayı İsa'nın adıyla diye bitirip cevap almayı bekliyor. Ama bu ifadenin amaçlanan anlamı bu değildir. Mesih adıyla isteyerek duayı bitirmek iyidir. Fakat İsa'nın adıyla çok daha fazlasını ifade ediyor. Sadece duanın sonuna konan klişe değil, kendimi Mesih'in yerine koyduğum ve benim yerime dua edeceği şey için benim dua ettiğim anlamına gelmektedir. Benim yerimde olsa Şu anda yeryüzünde değil ama onu temsil ettiğimizi ve Tıpkı yeryüzündeyken babaya dua ettiği gibi onun adına babadan sormamız istediğini söylüyor. Nasıl bir başkan milleti adına konuşursa aynısı Mesih adıyla onun adına konuştuğum anlamına geliyor. O halde bencil, zararlı veya kinle dua edip Mesih adıyla bitirmek uygun değildir. Mesih intikam etmek için değil bunun yerine bağışlamak için dua ederdi. Mesih kendisini memnun etmek için bencilce dua etmezdi. Dualarının hepsi Tanrı'nın yüceliği içindi. Dua ederken Mesih'in pozisyonunu alın ve de Mesih'in adıyla Baba'dan isteyin ve ne isterseniz isteyin, Baba size mutlaka verecektir. Duanın cevabını garanti edecektir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kendimi Mesih'in yerine koyarsam onun şahsına ve doğasına aykırı bir şey isteyemem öyle değil mi? Yüzde yüz. Yani, Doğru. Tamam. Bu bölümün başında babanın evinden söz etmiştik. Evet. Sonsuzluklar boyunca babanın, oğlun ve kutsal ruhun mekanıdır. Evet. İsa dedi ki size evet. yer hazırlamaya gidiyorum. İnananlar için Doğru. yer hazırlamaya. Bazı insanlar için cehennemde de yer hazırladığı söylenir. Ancak Tanrının inananlar için ne hazırladığını, ayrıca şeytan ve kötüler için ne hazırladığını bilmek isteriz. Şimdi bunları anlatın. Ee, Tanrının insanlar için cehennemi hazırlamadığını izleyicilere hatırlatmak isterim. Unutmasınlar. Tamam. Kötüler için. Peki. Kötüler cehenneme Tanrı orayı onlar için hazırladığından değil. Şeytanı tercih edip onu takip ettikleri için gidecekler. Orası şeytan için hazır. Evet, cehennem şeytan ve düşen melekler için hazırlandı. Şeytanı takip ediyorsanız nereye gittiğinin farkında mısınız? Eğer onu takip ederseniz onun kaderine ve onun için hazırlanan yere gidersiniz. Bu korkunç bir felakettir. Tüm seyircilerin oradan uzak durmasını diliyorum çünkü cehennem şaka değil. Orası eğlenceli de değil. Cehennem apacı korkunç bir gerçek. Tanrı orayı İnsan için değil şeytan için hazırladı. Tanrı'nın insanlar için hazırladığı başka yerler de var. Örneğin Matta 25'e göre Rab, yaşayanları yargıladığı zaman sağındaki kişilere sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Bu krallık babanın evinden farklıdır. Matta 25'e 34'te der ki, Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlamış olan egemenliği miras alın. Bu tarının dünyayı bir kez kurduğu anlamına gelir. Krallığı insan için hazırladı ve ne yazık ki insan bunu kaybetti. Ancak Tanrı'nın planı başarısız olmaz. Gerçekleştirilmesi gerekir ve olacaktır. Böylece Mesih geldi ve yeryüzündeki inananların bu yeni yeryüzünden zevk almaları, yeryüzünün kuruluşundan beri kendileri için hazırlanan krallıkta hüküm sürmeleri için İnananlar tamamladı. için olan cennetten farklı. Evet, Rab yeryüzüne dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alındı. Krallık, Rabbin bunları krallığa getirmesiyle kilisenin göğe alınmasından 7 yıl sonra gerçekleşecek. Yahudi olmayıp ona inanmayacak kralı olacak. Doğrudur. Bin yıllık krallık. Evet. İbrahim, İshak ve Yakup gibi gökteki kutsallar için hazırlanmış başka bir şey daha var. Bunu İbraniler 11'de 16. ayette okumaktayız. Tanrı onların tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı. Bu kent aynı bölüm 10. ayetteki. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenttir. Vahiy 21'e gelince 9. ayetten itibaren başlayarak temelleri olan bu şehrin aynı zamanda göksel inanlar de hazırlandığını görüyoruz. Özetlersek kötülerin gideceği şeytan için hazırlanmış yer vardır. Dünyadaki inananlar için dünyanın temelinde hazırlanmış krallık vardır. Evet, üçüncüsü de temelleri olan ve göksel inananlar için hazırlanmış göksel bir kent vardır. En önemlisi de sonsuzluklar boyunda olan babanın evinin olmasıdır. ''Mesih, babanın evine yeni yaratılışın başı ve kilisenin güveyi olarak girmiştir. Kimse onu durduramaz. Çünkü o bedende tesahür eden Tanrı'dır. Güvey olarak girdiği için gelinini aynı yere getirebilir.'' Bölümün sonuna yaklaşırken Mesih'in bedeni olan kardeşlerimize, Mesih'in bulunduğu konumla aynı yerde olduklarını hatırlatarak her yerdeki inanları cesaretlendirmek iyi olabilir.'' Aslında bu bölümün başında siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım diyerek bahsettiği şeydir. Doğru, kesinlikle. Hiçbirinin kafasının başkan kafası vücudunun çiftçi vücudu olduğunu gördünüz mü? Bu imkansız, imkansız. Bedeni kulübedeyken başı sarayda olan birini gördünüz mü? İmkansız. Kendilerini bu dünyada sefil olarak gören sevgili imanlı kardeşlerimizi cesaretlendirmenizi istiyorum. Onlara konumlarından bahsedin. Efesliler bire göre onlara... Kilisenin başı olan Mesih'le bağlantılarını anlatın. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şey dolduranın doluluğudur. Yani her şeyin üzerinde ifadesini düşünelim. Mesih sadece her şeyin üstünde değildir. Ayrıca Tanrı her şeyi Mesih'in ayaklarının altına koymuştur. Öyleyse Mesih her şeyin üzerindedir ve aynı zamanda kilise haricinde her şey ayaklarının altında. Çünkü vücudu olduğu kilisenin başı oldu. Bu Mesih'in yaptığı işi ve mükemmelliği sayesinde edindiği ve kimsenin yeri alamayacağı ayrıcalıkların bedeni olduğumuz için bizim de olduğu anlamına gelmektedir. Bizi... Kendisiyle aynı ayrıcalıklara, aynı yüksek ve asil konuma yükseltmiştir. Çünkü Mesih'in geleni ve Mesih'in bedeni biziz. Kameraya bakarak her yerden seyircilerimizi cesaretlendirmenizi isterim. Bazıları fakir ülkelerde olabilir, zulme uğrayabilir ya da yok sayılabilir. Onlara bakarak konumları hakkında ne söylemek istersiniz? Rab İsa Mesih sayesinde asil ve yüksek bir mevkiye sahip olduğunuzu sizlere hatırlatmak isterim. Mesih babanın nesi varsa benimdir dedi ve hemen ardından kutsal ruh için dedi ki benim olandan alıp size bildirecek. Mesih'in bütün zenginliklerinin sizin olduğunu hatırlayın. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rab, Rab sizi, sizi korusun. Bu harika bölümü çalışmaya devam edeceğiz. Tabii. Hepinize teşekkür ederim. Rab sizleri korusun. Bu bölümün sorusu Mesih'in sözleriyle ilgili. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım dediğinde benim adımla istemenin anlamı nedir? Tekrar ediyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım derken onun adıyla istemenin anlamı nedir? Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Bu ayeti açıklar mısınız? Rab İsa'nın göndereceği yardımcının başka bir peygamber değil de kutsal ruh olduğunu doğrulayan kanıtlar nelerdir? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin Yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır, sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.